Herkese merhaba, iyi akşamlar. Guten Abend an alle. Ich danke Ihnen allen, dass wir uns hier zusammengetroffen haben, dass der Bundestag und der Präsident des Bundestags auch eine sehr schöne Rede gehalten hat. Und natürlich gebührt Applaus an die linke Fraktion. Ich denke, das hat die Linke jetzt auch geschafft, dass der gemeinsame internationalistische Kampf hier auch die Türen diesem Kampf gegenüber geweitet werden. Ich bin sehr froh darüber. Ich bin wie zu Hause. Das möchte ich jetzt nicht als rhetorischen Punkt anbringen, denn als ich in Haft war vor vielen, vielen Jahren und lange, lange Jahre in Haft gesessen habe, zu einer Zeit, wo alles sehr belastend erschien, kam ein Mithäftling, sang er mal ein russisches Lied. Also das war, als die Rote Armee sozusagen Richtung Berlin marschierte. Und das waren so vom Text her, also dass die Soldaten, so umso mehr sie von zu Hause weg waren, desto mehr sich zu Hause fühlten, weil sie ja gegen diese Macht ankämpften. Und ich weiß auch, das zu schätzen gerade. Ich habe Türkiye'de auch son yıllarını geçirmek üzere gelip Menschen kennengelernt, die hier lange Jahre gearbeitet haben und dann im Rentenalter in die Türkei gekommen sind. Und meine Mutter war eine solche Gastarbeiterin. Ich bin Sohn einer Gastarbeiterin. Und deswegen in diesen Straßen, in diesem Haus, in diesem Land hat auch meine Mutter ein Recht. Und deswegen bin ich auch einer von Ihnen, ein Bruder. Türkiye'nin çok çetin bir yol ayrımına geldiği bir dönemde, die Türkei befindet sich tatsächlich in einer sehr kritischen Wegscheide. Und es ist tatsächlich so, dass beide Schicksale beider Länder sich nun jetzt wieder zusammenfügen. Ich bin zwar kein Historiker, aber ich denke, dass wir wieder an einer solchen Wegscheide angelangt sind. Als die Türkei noch große Schritte unternahm, gab es immer wieder gute, positive, negative Verbindungen, Beziehungen mit Deutschland. Und jetzt ist es so, dass die türkischen Faschisten nun die Deutschen, die sich ja vom Faschismus befreit haben, nun beschimpfen sie die Deutschen mit Faschismus. Und 1000 devrimci halkı bu mavalları und die revolutionären Menschen in der Türkei werden das aber nicht zulassen. Wir haben eine sehr langjährige Erfahrung und wir brauchen eine neue Erfahrung dazu. Denn das ist tatsächlich zum ersten Mal, dass wir uns tatsächlich konfrontiert sehen mit einem neuen, mit einer neuen Art von Faschismus. Denn auch die deutschen Antifaschisten hatalarından çıkarttıkları dersler hem de Hitler'i yenerken als sie Hitler damals zur Macht verholfen haben und wir brauchen die Erfahrung von damals aus Deutschland deswegen sind wir auch hier derdimizi anlatmak için değil ama şunu söylemek isterim size. Halkların Demokratik Partisi ich möchte Ihnen auf jeden Fall Folgendes sagen. Die Demokratische Partei der Völker hat der Türkei die letzte Ausfahrt vor dem Faschismus aufgezeigt. Wir tun mehr, als was in unserer Kraft steht. 5000 Mitglieder der Partei wurden in den letzten zwei Jahren eingekerkert. 13 führende Politiker sind im Gefängnis. Die ganzen Medien verschließen sich gegen unsere Partei. Die Immunität der Abgeordneten dieser Partei wurde aufgehoben. Und immer noch schafft die Partei Wunder. Immer noch schafft die Partei Nein zu sagen. Und der Türkei beizubringen, in allen möglichen Sprachen Nein zu sagen. Hayır, Nein, Ohi, La.
Türkiye'nin bütün dillerinden hayırı siyasete tercüme eden bir partimiz var. Linke'nin mücadele ortağı, mücadele arkadaşı, omuz omuza yürüyen bir parti. Türkiye'de var öyle bir parti. O parti adına hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Im Namen dieser Partei grüße ich Sie alle. Sevgili arkadaşlarım, liebe Freundinnen, liebe Freunde. Bu tartışmanın başlığından çok uzaklaşmak da istemiyorum. Çünkü Almanya-Türkiye ilişkileri nereye? Bu büyük soru hakikaten önemli bir soru. Bu soruyu doğru cevaplamak da çok önemli. Bütün içtenliğimle söylemek isterim ki Almanya'nın Türkiye'deki sureti ne yazık ki Die Linke tarafından çizilmiyor. Almanya'nın Türkiye'deki sureti Die Linke tarafından çizilmiş olsaydı diyebilirdik ki nereye gidecek Türkiye-Almanya ilişkileri? İşte bakın HDP-Die Linke ilişkileri nasılsa öyle olacak. Ama öyle değil. Almanya'yı büyük köşelerin, finans kapitalin çıkarlarını sevk ve idare etmekle yükümlü olan bir parti yönetiyor. Ve onun suretidir Almanya'ya baktığımız zaman gördüğümüz şey, aşağıdan und da wenn baksanız, wir jetzt Deutschland anschauen, egal ob wir von unten oder von oben schauen, ist eine Ungewissheit. Eine Ungewissheit, denn daha dün, önceki gün, önceki yıl, gestern, ondan önceki vorgestern, yıl, Türkiye'ye gelip gittiğinde, göçmen meselesinin, büyük göçmen yığınlarının Avrupa kapılarında bloke edilmesi için besuchen. Tayyip Erdoğan'ın desteğine muhtaçlığını aslında Türkiye'nin Avrupa perspektifini destekliyoruz diyerek ifade etmeye çalışan, böyle bir anlaşma sağlamaya çalışan Angela Merkel'in kendisinin de partisinin de aslında Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olamayacağını, olmaması gerektiğini, olmasına imkan dahi olmadığını, sırf formaliter sebeplerle üyelik müzakerelerinin devamına izin verdiğini söylediğini bilmiyor muyuz? Hadi herkes unutmayın. Tayyip Erdoğan da bunu biliyor. O yüzdendir Tayyip Erdoğan'ın Alman politikacılara karşı küstah, onları aşağılayan, onların yüzüne çemkiren bir tutumla siyaset gütmesi. O yüzden bu belirsizlik ortadan kalkmadıkça, Alman politikası Doğu'ya karşı, Türkiye'ye karşı ve Türkiye'nin Avrupa ile olan ilişkilerine karşı net açık bir tutum belirlemediği sürece den Beziehungen zwischen der Türkei und der Europäischen Union nicht an Klarheit gewinnt, wird diese Ungewissheit immer bleiben. Keşke wie schön wäre es, wenn die Linke hier die Kontrolle hätte, evet, das sagen hätte. Avrupa Parlamentosu'ndaki wenn sol, liberal, demokrat, yeşil partilerin liberalen, demokratischen grünen Parteien im Europäischen Parlament das europäische Gesicht in der Türkei zeichnen können, dann wäre ne, es gut. Aber leider ist das nicht der Fall, weder in Deutschland noch in Europa. Und deswegen ist es weder glaubwürdig, wenn man von bu kadar sıkı, oben herab guckt, bu kadar çıkarlar, bu kadar fırsatlar, bu kadar paralar, bu kadar finans kapitalle bağlanmış bir dostluk ilişkisi içerisinde yürüdükten sonra, her şey olup gittikten sonra, herkes can verdikten sonra, ölülere ağlamak, Kürtlere bir ata sözü vardır. Kurtla yiyip çobanla ağlamak diye bu siyaset ne yazık ki aşağıdan baktığınız zaman da öyle gözüküyor. Size şunu hatırlatmak isterim. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği der hohe Kommissar der Menschenrechte der Vereinten Nationen hat am 10. März einen Bericht veröffentlicht. Zwischen Juli 2015 und Dezember 2016 sind während der Sicherheitsoperationen in der Türkei über die Menschenrechtsverletzungen in diesen Operationen. Ich werde Ihnen nur ein paar Stichpunkte nennen. Und das wird Ihnen zeigen, inwiefern das Recht auf Leben mit den Füßen unter den Füßen zertreten ist. Hepsinin alles, tersini yapmış. Gerçekleştirmek ve korumakla yükümlü olduğu ne kadar hak varsa hepsini ihlal etmiş olan bir hükümetin ihlaller listesi çok daha kalabalık. Ama 2000 sivilin
hayatını kaybettiği bir operasyonlar dizisinden bahsediyoruz. Wir sprechen von einer Serie von Operationen, wo 2000 yerle bir edildiği bir coğrafyadan bir ülke bölümünden söz ediyoruz. 335 bin ila 500 bin arasındaki insanın evini terk etme, yaşayacağı, geri döneceği bir evinin kalmadığı bir sözüm ona güvenlik operasyonundan bahsediyoruz. İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin yargısı özetle das Hohe Kommissariat der Vereinten Nationen sagt kurz gesagt folgendes dazu. İç imkanlarla, yerel imkanlarla, o ülke imkanlarıyla korunmasının imkansız hale geldiği bir ülkeden söz ediyoruz. Ve bu ülke bu hale gelirken çok üzgünüm hepinizin önünde hükümetinizi böyle sanki eleştirmekten ama ne yazık ki Almanya hükümeti bunun büyük bölümüne eğer deliyle ortak olmadıysa gözlerini kapatarak kulaklarını tıkayarak ağzını kapatarak ortak oldu. Angela Merkel 2015 Kasım seçimlerinden önce hiç gerekmediği halde, hiçbir gereklilik olmadığı halde, hiçbir mecburiyet olmadığı halde Tayyip Erdoğan'ın yanında Silüetini gösteren bir geziye çıktı. Bu gezinin olduğu sırada bu insan hakları raporunun hazırlandığı çatışmalar silsilesi başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde Almanya Anayasayı Koruma Örgütü, yani Almanya'nın gizli istihbarat teşkilatı bir açıklamada bulundu. Dedi ki, biz Gülen örgütünün bu darbenin arkasında olduğuna ikna olmadık. Der Präsident des Verfassungsschutzes hat gesagt, wir sind nicht davon überzeugt, dass die Organisation Gülen hinter dem Putschversuch steckt. Anlıyorum ki ben Almanya'nın istihbarat örgütü Türkiye'de olan biten her şeyi çok yakından izliyor. O kadar yakından izliyor ki hükümetin sunduğu bütün bu kanıtlar silsilesine rağmen ikna olmayacak kadar neyin ne olduğunu biliyor. O zaman ben şunu sormak istiyorum. Mecliste bununla ilgili iki tane yazılı soru önergesi verdim. Üç kere sorumlu bakanların yüzüne karşı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Başbakanın yüzüne karşı sordum. Bir harekat planı, çöktürme harekat planı denilen harekat planı demin Birleşmiş Milletler raporunda özetlediğimiz bütün kayıpların nasıl gerçekleşeceğini, bunları, bu suçların nasıl işleneceğine dair bir plan içeriyordu. Sordum kendilerine. 7500 ila 8000 arasındaki yurttaşınızı öldürmeyi öngören, bir o kadarının yaralanmasını ve sakat kalmasını öngören, 1 milyona yakın insanın yerinden yurdundan edilmesini öngören bir plandan haberiniz var mı? Hiçbirisi bana alenen böyle bir plan yok demedi. Ben şimdi Anayasayı Koruma Örgütü'nün madem her şeyden haberi var, bundan da haberi olduğunu, o zaman başbakanını bundan haberdar etmesi gerektiğini ve o başbakanın katliam planları başladığında Türkiye'yi ziyaret etmemiş olması, Tayyip Erdoğan'ın yaptığı silahlı sopalı seçime ortak olmamış olması gerektiğini söylemek isterim. Buna hakkımız vardı, buna ihtiyacımız vardı. Her şey olup bittikten sonra çok geç. Her şey için çok geç. Çünkü her şey olup bitti. Bu insanlar öldüler. Bu insanlar yerlerinden edildiler. Fakat bunlar öyle soylu insanlar ki şimdi büyük şehirlere, Ankara'ya, İstanbul'a, İzmir'e, Adana'ya da göç etmediler. O mahalleden o mahalleye geçip göçtüler ve yanı başlarında yerle bir edilen, kazılan topraklarını geri almak için gün sayıyorlar. O günün başlangıcı 16 Nisan olacak. Kendi dillerinden na dedikleri gün o topraklara geri dönecekler. Ve o zaman bütün her şeyi kendi güçleriyle kazanmış olacaklar. Ama bizim Alman halkına, Almanya'da yaşayan insanlara ki onların bir bölümü demin de anlattığım gibi bizim insanlarımız, onlara değil eleştirimiz. Bütün Alman toplumu adına siyaset yürüttüğünü söyleyen bir hükümete ve bu hükümetin şimdi mecburen linke gibi partilerin, Alman medyasının, onurlu gazetecilerin, insan hakları savunucularının, bilim insanlarının, Alman antifaşistlerinin baskısı altında ses çıkartmak zorunda kalmış olması
işin esasını bizim açımızdan değiştirmiyor. O nedenle ben eğer hala çok geç değilse bunu tarih gösterecek. Alman hükümetini değiştirdiği zaman önümüzdeki seçimlerde Alman halkının mutlaka ve mutlaka bütün bu dönem boyunca susularak işlenmiş, el altından yapılarak işlenmiş, bilinçli ya da bilinçsiz olarak işlenmiş bütün günah ve kusurları tasfiye için Tayyip Erdoğan hükümetiyle yapılmış olan bütün gizli anlaşmaları ifşa etmesini istiyorum. İfşa etmelidir ki halklarımız görsünler. Aslında herkesin önünde kavga edenler perde arkasında nasıl anlaşılıyor? Bakın bu anlaşmalardan bir tanesini hatırlayacaksınız. Avrupa Parlamentosu Başkanı Juncker ile Tayyip Erdoğan arasındaki mülteci pazarlığının bir koyun pazarlığının bile daha asil yapıldığını söylemek isterim. Mezbahadaki pazarlık bile bundan daha asildir. Diyor ki bu Avrupa Parlamento değil, Komisyon Başkanı, Avrupa Komisyonu Başkanı. Bakın diyor, seçimleri kazanmanız için diyor, biz diyor çok eleştirel olan Türkiye raporumuzu yayınlamayı seçimlerden sonraya bıraktık. Size hala mı yararlanmadık? Tayyip Erdoğan da çemkiriyor. Ne yapacaktın sanki? Zaten başka ne yapabilirdin? Şimdi ilişki bu. Bu ilişki içinde bir Avrupa'ya karşı güven olması. Bunun bizim için bir gelecek vaadi olması. Tayyip Erdoğan ile aslında aynı değerleri, aynı korkuları, aynı içten pazarlığı paylaşan bir Avrupa'ya karşı Türkiye halklarının niye saygısı olsun? İşte bütün bu tereddütleri, korkuları ve endişeleri şimdi Tayyip Erdoğan esasen demokratik Avrupa'ya, insan hakları Avrupa'sına, özgürlüğün, sanatın, bilimin, insan yüceliğinin, kadın haklarının Avrupa'sına karşı kışkırtmak için kullanıyor. O yüzden aşağıdaki Avrupa'nın, demokratik eşitlikçi Avrupa'nın bin kere daha titiz olması lazım yukarıdaki Avrupa'nın Türkiye'ye ilişkileri bakımından. Can Dündar arkadaşımız biraz önce söyledi, tamamen katılıyorum. Bakın sevgili arkadaşlar, Tayyip Erdoğan ile özetlediğimiz Tayyip Erdoğan'dan ibaret olmayan Türkiye'deki ırkçı milliyetçi koalisyon atipik, sadece Türkiye'ye özgü bir şey değil. Donald Trump'ın Amerika'sıyla, Putin'in Rusya'sıyla, Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'si ya da yeni yükselen sağın Macaristan'ı ve Çek Cumhuriyeti'yle Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'si arasında pek çok tarihsel ortaklıklar var. Bu dünyadaki büyük kaotik dönüşümlerle ilgili bir mesele. Ama kaos, zalimlere, diktatörlere, sömürücülere sunduğu kadar imkanı sosyalistlere, eşitlik için mücadele edenlere, devrimcilere, insan hakları için çaba gösterenlere, demokratlara da sunuyor. O yüzden şimdi bu dünya çapındaki gelişme karşısında kaderlerimiz birleşiyor. Avrupa'nın eteklerinde bir faşist diktatörlüğün kurulmasına izin verecek olursanız, izin verecek olursak, inanın ki aynı gelişmelerin zincirleme bir biçimde birbirini tetikleyeceğini hepimiz görebiliriz. O nedenle önümüzdeki Almanya seçimleri solun başarısıyla sonuçlanacaksa, sonuçlanması icap edecekse, o zaman Türkiye'de de faşizmin durdurulması bakımından kendi hükümet üzerinde baskı uygulamak mecburiyeti solun mutlaka vardır. Bu bir harici mesele değildir. Bu bir dahili meseledir. Nasıl bizim iç politikamızsa Almanya'daki mesele, Almanya iç politikasının bir parçası haline gelmiştir. Türkiye'nin meselesi. O nedenle sizlerden bize yardımcı olmanızı beklemiyoruz. Tabii ki birbirimize yardımcı olacağız. Ama asıl beklediğimiz şey orta Avrupa çapında bir antifaşist cephenin, bir demokratik hareketler koalisyonunun, bir özgürlük koalisyonunun oluşmasına hep birlikte nasıl yardımcı olacağımıza bakmak. Bir yeni internasyonalin ilk adımlarını hep birlikte atmamız için bu fırsatı, dünyanın merkezsizleştiği bu dönemde bu fırsatı hep beraber gözetmemizdir. Ve biz dünyaya diyebiliriz ki şimdi Putin'in Amerika'sı, Putin'in Rusya'sına, Trump'ın Amerika'sına karşı liberal bir Avrupa değil,
aslında gegen die sosyal bir Avrupa pekala mümkündür. Sosyal bir küre pekala mümkündür. Bu bizim için kaybedilmiş bir ideal değildir. Tam tersine buraya yaklaşıyoruz hep beraber. Dieses Ideal haben sevgili wir arkadaşlar, ben Kürt meselesinin liebe Freundinnen und Freunde, adını anmadan Türkiye'de demokrasiden söz edilemeyeceğini, demokratik hiçbir şeyden söz edilemeyeceğini hepinizle paylaşmak istiyorum. Çünkü Türk sistemi esasen Kürt'ün köleleştirilmesi, Kürdistan'ın sömürgeleştirilmesi üzerine kuruludur. Kürt'ün köleleştirilmesine, Kürdistan'ın sömürgeleştirilmesine rıza gösterenlere bu güneş altında yer vardır Türkiye'de. Göstermeyenlerin kaderi Kürtlerin kaderiyle aynıdır. Halkların Demokratik Partisi işte bu muazzam dönüşümcü dinamiği Kürtlerin son 10 yılda özellikle yaratmış olduğu büyük devrimci dinamiği Türkiye'nin batısıyla paylaşma hareketidir. O yüzdendir hiçbir zaman bastırılsa da yok olmaması, ezilse de yenilmemesi. Çünkü burada yükselen Orta Doğu'da özgürlüğün kalesi haline gelen bir halkın sesi var. Bu halkın kaderini bütün Türkiye ile paylaşmak istiyoruz. Türklere, Kürtlerin özgürleşmesine eşlik ediniz. Ancak o zaman sizi de baskı altına alan, sizi de sömüren, sizi de ezen bu devleti insanileştirebilirsiniz diyoruz. Bu mesajımızın alındığını biz 7 Haziran 2015'te gördük. Şimdi ise özellikle 7 Haziran'la 1 Kasım arasında maalesef Alman dış siyasetinin de katkısıyla Tayyip Erdoğan'ın güvenlik gerekçesiyle başlattığı büyük savaşın yarattığı yıkımı ama onun kaçınılmaz ürünü olan ırkçı ve faşist bir yeni yükselişi hep beraber karşılıyoruz. Bundan başa çıkacağız arkadaşlar. Çıkmak zorundayız. 16 Nisan'da Türkiye hayır diyecek. Bunu biliyoruz. Velev ki kıl payı farkla Türkiye'den evet sesi çıktı. Hiçbir şey değişmez. Hitler nasıl iktidara geldiği gibi gittiyse Türkiye'nin başına böyle gelmiş olacaklarına yalanla, şiddetle, sahtekarlıkla, ikiyüzlülükle, köleleştirmekle insanları kendi ülkelerine hapsetmekle bu sonucu almış olanların kaçınılmaz sonları onları mutlaka bekliyor. Kendilerini bekleyen sona doğru bir yolda yürüyecekler. Ama biz o yolun mümkün olduğu kadar kısa olması için şimdi uğraşıyoruz. Mücadele bitmeyecek ve Türkiye bu büyük sınavdan da yüzünün akıyla çıkacak. Sözlerimi bitirirken şunu söylemek istiyorum. Sadece Almanya değil, sadece Avrupa değil, dünyanın bütün kıtalarındaki özgürlük hareketleriyle kendimizi yakın kardeş, arkadaş hissediyoruz. Ama Alman toplumunun kapitalistlerden, sermayedarlardan, sömürücülerden, çıkarcılardan, fırsatçılardan, açgözlülerden ibaret olmadığını biliyoruz ve bizim kendi mirasımız içerisinde başka bir Almanya var. O başka Almanya'yla biz hep beraberiz. Thomas Münzer'in Almanya'sıyla, Karl Marx'ın ve Friedrich Engels'in Almanya'sıyla, Heinrich Heine'nin Almanya'sıyla, Rosa Luxemburg'un Karl Liebknecht'in Almanya'sıyla, Otto Dix'in Paul Klee'nin Almanya'sıyla, Theodor Adorno'nun Walter Benjamin'in Almanya'sıyla, Ernest Thälmann'ın Almanya'sıyla, Rudi Dutschke'nin Almanya'sıyla, Petra Kelly'nin Almanya'sıyla, Bertolt Brecht'in Almanya'sıyla, Paul Breitner'in Almanya'sıyla, devrimci Almanya'yla beraberiz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Seien Sie alle gegrüßt.